Sevgili seyircilerimiz, Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Bölgemizi gezmeye devam ediyoruz. Karapınar bölgesindeyiz ve Hasanoba İlkokulu'na geldik. İşte gördüğünüz gibi 9 ayrı tiyatro ekibimiz Konya merkez, ilçeler ve mahalleleri geziyorlar. Ekibimiz geldi. Şimdi Hasanoba İlkokulu'nda görüyorsunuz birleştirilmiş sınıflar da olacak. İçeride görelim. Arkadaşlar hoş geldiniz. 4 kişilik ekiplerle geliyorlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Nasıl gidiyor? İyi mi? Gayet mükemmel. Mükemmel. Evet. Yoğun bir şekilde günde 5 okul, öyle mi? Evet, evet. Bir tanıyalım. Ben Alparslan. Şimdi Konya'yı karış karış geziyoruz. Adım adım geziyoruz. Neredeyse bütün köylerine, bütün kasabalarına, bütün beldelerine gidiyoruz. Ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Medeniyet Okulu projesini bütün çocuklarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Harikasınız. O halde hemen girelim mi? Arkadaşlar buyurun. Arkadaşlarımız dokümanlarını getirdiler, dergileri getirdiler. Hasanoba İlkokulu'ndayız. Tiyatro oyunumuz başlıyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsın kızım? İyiyim. Sen yüksek sesle adını söyle bakalım. Elif. Elif. Kaç yaşındasın? 10. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 4. 4. sınıfa gidiyorsun. Geçen ay bu ekibimiz yine geldi değil mi buraya? Evet. Konu neydi geçen ayki konu? Cömertlik. Cömertlik. Ne yapmak lazımmış? Cömert olmak lazım belki de değil mi? Senin adın ne? Dursun Nisa. Peki sen kaçıncı sınıfsın? 1. Birinci sınıfsın. Birinci sınıflar bir el kaldırsın bakayım. Karma. 1-2'ler bir sınıf, 3-4'ler bir sınıf sevgili seyircilerimiz. Hazreti Mevlana yaşadığı dönemden bugüne kadar bütün insanları etkilemeyi başarmış. Bir dakika. 13. yüzyıl belli. Evet oğlum. Oo, baba bu kadar büyük bir şey nasıl yapmış? Ya çocuklar bu kadar büyük bir sevgi nasıl kazanılır? Söyle bakayım ya. Yaptılar. Ya yavrucuğum bak, şimdi bu kadar büyük bir sevgi nasıl kazanılır biliyor musunuz? Şöyle anlatayım, köydeki insanların sevgisini nasıl kazanırsınız? Tabii ki hoşgörüyle değil mi? Evet, Karapınar Hasanoba İlkokulu'nda hoşgörü konulu tiyatro oyunumuzu beğendiniz mi arkadaşlar? Evet! Peki şimdi burada küçük çocuklarımız da, sen adın ne? Nazgı. Peki dergilere baktın mı? Beğendin mi dergiyi de? Hı-hı, çok evet, sevdim. Çok sevdin. Peki tiyatro oyununu da beğendin. Neler öğrendin? Hoşgörülü olmak. Kardeşin var mı ablan? Ablam yok. Kardeşim var. Kardeşinle anlaşabiliyor musun? Hı-hı. Niye acaba? Ne yapıyor kardeşin? Yaramazlık mı yapıyor? Neler yapıyor merak ettim şimdi. Ben dersimi yaparken o geliyor bana çatıyor. Hocam nasılsınız? Sağ olun Süleyman Bey, hoş geldiniz öncelikle okulumuzda. Sağ olun. Bu sosyal aktivitelerin hızla devam etmesi, daha çok arttırılması, hatta yani öğrenci bazında değil de bunların veliler bazında. Mesela atıyorum ya kültürler veya sosyal etkinliklerde ailelerin bilinçli olarak bu konularda mesela en azından yöresel olduğumuz için bugün Konya'ya gidip Mevlana'yı görmemiş, ziyaret edememiş, yani yüzlerce insanın olduğuna ben buna bu köylü birisi olarak biz bunlara şahidiz. Ha, çocuklarımız üzerindeki etkisine gelince çocuklarımız yani bir anlık da olsa farklı bir ortam tanıdılar. Ne bileyim işte tiyatro olarak oradaki görsel efektler olsun, tiyatrocu arkadaşlarımızın yapmış olduğu etkinliklerde daha farklı münazalarla, daha farklı tekniklerle olayların içerisinde oldu. Hoşgörünün, paylaşmanın, kardeşliğin ne denli önemli olduğu ülkemizde ve buna gereksinim duyulabilecek has safhalar olarak ihtiyacımız var yani bunlara. Ne olursa olsun bu etkinliklerin hızla devam etmesi lazım. Bunlar ayda bir değil ki. Eğer ki imkanlar varsa, şayet bu imkanlar tamam Konya coğrafi olarak çok büyük bir il bazında büyük bir yerleşim alanı. Fakat bunları mesela 15 güne bir okullarımızda sırf ailelerin de bu şeylere teşvik edilmesi. Öncelikle Büyükşehir Belediyesi'ne ve bu çalışmalar yapan ekibinize yüzlerce kez teşekkür ediyoruz. Hocam çok teşekkürler. Evet sevgili seyircilerimiz, işte hocam en güzel şekilde her şeyi özetledi. Bu projenin hepsinde bunlar da var. Ve 4 yıl boyunca 32 değerimiz 7'den 70'e herkese ulaşacak. Aileler de bu işin içine girecek. Esnaflarımız, iş adamlarımız, herkes bu işin içine girecek. Arkadaşlar önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.